Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bir toplumun refah standardının yüksekliğini yaşanabilir bir çevre, sağlık, güvenlik, ekonomik gibi etkenlerin yanı sıra dezavantajlı kesimlerin toplum içinde ne kadar var oldukları belirler. Biz de Türkiye Satranç Federasyonu olarak engelli bireylerimizin bağımsız yaşama ve topluma eşit şekilde katılması için mücadelemizi sürdürüyor ve her platformda dile getiriyoruz. Satranç, engellerin mat edildiği bir spor dalıdır diyerek Gören Eller Projesi, Sesli Satranç Kitabı Projesi gibi projelere imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Unutmayalım, hepimiz birer engelli adayıyız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nur Şahin, 24 yaşındayım. SMA hastasıyım. SMA 10 binde bir görülen nöromüsküler genetik bir rahatsızlık ve ben bu rahatsızlık sebebiyle çok küçük yaşlarımdan beri tekerlekli sandalye kullanıyorum. Geçtiğimiz yıl Galatasaray Üniversitesi'ni birincilikle bitirdim. Şu an profesyonel iş hayatının içinde olmamın yanı sıra aynı zamanda master programıma da devam ediyorum. Benim satranca dair hikayem tam 15 yıl önce ilkokuldayken başladı. Aslında satrancın faydalarını hepimiz biliyoruz. Bize analitik düşünmeyi, karar verebilmeyi, zaman yönetimini nasıl öğrettiğini hepimiz biliyoruz. Ama benim bugünlerde kendime dair fark ettiğim başka bir şey var. O da satrancın bana nasıl kendi hikayemin kahramanı olabileceğimi göstermiş olması. Aslında satranç tahtasının başına oturan herkes, verdiği kararlarla, aldığı sorumluluklarla, bazen yaptığı yanlışlarla kendi hikayesinin kahramanı. Benim bugün umudum, hayalim 15 yıl önce yaptığım ve benim dünyamı değiştiren bu hamleyi başka engelli çocukların da yapabilmesini sağlamak, onların satranca erişebilmelerini sağlamak ve onlara bir rol model, bir umut olabilmek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. Adım Ahmet Taha Aynal. 20 yaşındayım. İşitme engelliyim. Üniversitede tarih bölümünde okuyorum. Kasançla uğraşmayı çok seviyorum. Engelliler Kasanç milli takımında ülkemizi 2 defa temsil ettim. Kasanç benim hayat özgüvenli olmamı sağladı. Hayatla sosyalleşmemi sağladı. Kasanç'ı bütün engelli arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Kasanç hayattır. Ben Rakip Akta, 32 yaşındayım. Karaman'da yaşıyorum. Bedensel engelliyim, desteksiz üreyim. Satranca 2017 yılında Gönül Gözü Engelli ve Dinlenme Evi'nde 29 yaşında başladım. Satranç öncelikle odaklanmamı arttırdı. Beyin jimnastiği ya. Beyniniz gelişiyor. Odaklanmanız da artıyor. Bir beyin jimnastiği. En çok engellilerin rahatça yapabileceği bir spor dalı. Neden derseniz ayağa kalkmak yok, ayakta durmak yok. Oturduğunuz yerden rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Sadece beyninizi çalıştıracaksınız, beyin jimnastiği yapacaksınız. Benim gibi olan bütün arkadaşlarımın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Ben Selim Altınok. Ben Kerim Altınok. Tahmin edeceğiniz gibi ikiz kardeşiz. Her ikimiz de hukukçuyuz. Öğretmeniz, müzisyeniz ve yazarlık yapıyoruz. Doğuştan itibaren her ikimiz de görme engelliyiz ve Türkiye Körler Milli Takım sporcusu olarak defalarca ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Satranca 13 yaşında başladık. Kabartma kitaplardan ve kabartma satranç takımlarından yararlanarak satrancımızı geliştirdik. Oynadığımız turnuvalarda yüzlerce, binlerce güzel ve zeki insanla tanıştık. Çok güzel bir çevre edindik. Satrancı çok seviyoruz çünkü bize çok şeyler kazandırdı. Dünya Engelliler Günü'nde bizi tüm toplumla birleştiren satranca buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Satranç bir görme engelliyle gören bir bireyin birlikte ve eşit koşullarda yapabileceği nadir sporlardan birisi. Bütün satranç camiasına buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.